Öldük. Portekiz mi, Brezilya mı ne, bir şey yapıyorsun sonra Türkçe oluyordu. Değişik düşük şeyler yapıyorlar ya. Ya yayında olmasam şu an yardımcı olacaktım da. Isırma beni! Bir bayılsa ya. Damla sürekli şeye girdi gösteriyor bende. Tomb Raider'a giriyor, giriyor, giriyor. Düzelmedi mi? Şimdi oyunda diyor yine. Hayır! Crash mi verdi? Haydi gireyim böyle işte. Sen İngilizce başla, ben sana bulacağım. De geldi. Dosyaları bir doğrula dedi Damla Steam'den. Düzelir hemen ya. O canlardan biri karaya ulaşsa tam bir kabus olur. Bir tane daha yaratık vardı ya, aynı bunun gibi. Onun kafası uzundu. Plesaurus muydu? Plesiarus öyle bir şeydi. Bu ne lan? Bu drone nedir? Hey Dev, üzgünüm geciktim. Buzul tehlikeli göründüğü için size yardımcı olarak bir keşif drone'u yapıyordum ve henüz tamamladım. Sinyalin bu kadar derine ulaşabileceğini bilmiyordum. Ha, laboratuvarımın gururu ve neşesi. Bu drone sadece iletişim kurmakla kalmıyor. Aynı zamanda su altında birçok faaliyeti gerçekleştirir. Tüm teşekkürler Duf burada. Seni görmek güzel değil. Bu derinliklerde böylesine büyük bir buzul sanki Gabriela ve onun soğuk parmakları tarafından dokunulmuş gibi. Osemi24 hoş geldin. Sadece onun yalnızlığını yatıştırabilseydim, neyse. Kökler kapıyı kapatıyor gibi görünüyor. Drone kökleri bir lazer kesici kullanarak kesebilir. Ne kadar kullanışlı değil mi? Ha, sıkıntınızı öngördüm ve bu özelliği ekledim. Şanslı. Neden lazer kesici çalıştırmıyorsun? Oğlum dur, şurada et var, et! Orayı kese dur, bir etimi alayım. İlahi sıradan aksa son derece serttir. Bu işlemin tamamlanması 2 gün sürecek. Ben bitene kadar işinizi yapın. Bitirdiğinizde haber vereceğim.
Ya koca et gitti ya. Yemin ediyorum 3-4 aylık et vardı orada. Bekle. Bir deniz insanların olduğu yere dönmem gerekiyor. At yakalamıştım. Onları bir kaydettireyim. Çek seviye falan da vardı. Yakında yanlışlıkla ete çevireceğim. Sen gibi kaçıyorsun hadi. Not John Watson. O herif oradan da kurtulduysa daha da bir şey demiyorum. Bir öncekinde 300 metrede herif kıyafetten çıktı kaçtı. 300 metre derinlikte. Hala mı şey gösteriyor ya? Öldü, öldü artık. Day selam. Şunları bir kaydet bakayım. Ne alakası var ya? Aga be. Bir. Bunu da aldım. İkinciyi bile denedim. Ben bulacağım sana, bulacağım. Oh.
Ben bayağı da sonra oynadım. Bende patlamadı ya, ben oynayabilmiştim. Bulurum herhalde ya. Ya daha devam ederdim de gerek yok şu an, alacağım bir şey yok yani. Şimdi birazcık kurbağa ve yengeç lazım, onları avlayacağım, sonra yukarı çıkacağım. Lan salatalık partisi veriyorlar ya. Yani sorgulamak istemiyorum da. Ya salatalık partisi nedir ya? Tövbe. Valmet seviyesini yükselteyim ya. Işığı da açmayı unutmuşum. Kapkaranlık oturuyoruz ya. Aa şeyim yok. Yanlışlıkla oldu, yanlışlıkla. Thank you.
tane rank 7 bulmuşum. Bir şey resmi getirmişsin, görebilir miyim? Bu kurbağa yavruları nedir? Okyanusun neredeyse en dibinde tuttum bunu. Bana kurbağa yavrusu diyor. Sanırım bir kitap resmini görmüşüm. Şimdi hatırladım. Arandaspis. Fotoğrafı nasıl çektin? Dünyanın neresinde böyle bir fotoğraf çekebilirsin ki? Okuyucularımız sahte resimler kullandığımızı düşünebilir. Eğer öyleyse hep senin suçun değil. Sadece şaka yapıyorum. Ya ben bu adamı döveceğim bir gün, elimi alıp şöyle sağlam da. Bakalım ne zaman. Ne ara akşam oldu ya? Aha. Yusuke Davina. Bunlar da olmadı. Ne, uyudu mu bu? Gene mi lan? Herkes öyle. Ben Yu, NDC istasyonundan. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Bildiğiniz kadarıyla Banko ile talihsiz bir ilişki yaşayan konuğumuz. Bir zamanlar yani efsanevi aktris. Roygi. Affedersiniz, adım Luis. Bu o kadın değil mi ya? Gelip mındar eden her şeyi. Görüşmeli uzun zaman oldu. Bak, Sizongör'de 5 yıldızlı bir otel restoranı sahibiz. Böyle salaş bir restoran değil. Köpek balığı yemekleri iyi satmadı mı? Kaba biri. Sizi karalayan restoran eleştirmeni o mu? Bayan Yoshi'den hikayeler duydun mu? Doğru bu. Seni böyle alçak bir yerine getirdi. Sadece presi restoranları incelediğini sanıyordum. Restoranınızla ilgili önceki yorumum benim için bir diken oldu. İtibarım kapalı fikirli, tadımcı olarak diskalifiye edildim. Edildiğim ve benzeri yorumlardan zarar gördü. Ve bir restoran eleştirme olarak kariyerim o zamandan beri düşüşe geçti. Tüm bunlar bana iğrenç bir yemek sunduğun için. Önyargılı. Sokok seni. Filmlerde geri dönüş yapmaya çalıştı ancak bu da iyi gitmedi. Peccato. Bundan bahsetmeye gerek yok. Pastro. İtalya'nın ruhu. Size Pastro, Anto Giovanni'nin takdim edeyim. Onu size mutfak zarafının ne demek olduğunu öğretmesi için İtalya'dan getirdim. Hakkınızda çok şey duydum. Dikkat çekmek için garip malzeme kullanan tuhaf bir şef. Sen sadece bir şovmensin ve bugün bunu kanıtlayacağım. Şefler ve aşçılar neden belirli malzemelere bağlı kalırlar? Çünkü bunlar zaman içinde test edilmiş ve kanıtlanmıştır. Zamanla test edilmiş malzemeleri keyfi olarak değiştirme, iyi bir yemek yapması, yemekleriniz iğrenç. Size göstereceğim İtalyan mutfağının neden yüzyıllardır dünyaya liderlik getirdi. Geçmişten gelen dram nasıl gelişeceğini görmek sabırsızlanıyorum. Bugünün tebası, abi ne olursun umarım köpek balığı yaparız ya. Pasta mı? Okyanustayız ablam, ne pastası ya? İki maestro adası bir çatışma, bakalım bir ısıt gibi seçecek. Ne alaka pasta ya? Bizi izlemeye devam edin. Baba bir de gülüyor gitmeden. Makarna mı çok tek taraflı değil mi? İtalyan şef kesinlikle avantaj. Pasta makarna. Ha orayı çevirmemiş. Programı televizyonda izledim ve programın sponsorlardan birinin BSC kompanya olduğunu öğrendim. BSC ünlü restoran Francis. Restoranların hepsi iyi. Peki sorun nedir? Tabii ki iyi. Yemek servisi diyorlar. Taze malzemeleri de kullanır ama CHF Crawford'u temsil eder. Sorun da bu. Louis Crawford şirketi. Tam olarak aile işi.
Ve bir gün ona miras kalacak. Anlıyorum. Bu yüzden bir aktrisin yemek pişirme konusu oldukça bilgili. Eminim şovu kullanarak senden intikam almak istemiş. Oldukça mümkün. Yine de yapabileceği tek şey yarışma teması seçmek. Ne de olsa sonunda önemli olan Winston kararı. Damak tadı yalan söylemez. İyi hazırlanırsam kazanma şansım var. Bu sefer kalamar ve karides pişireceğim. Bana biraz Humboldt kalamarı, beyaz karides ve sarımsak. Güzel, sarımsak ektiydim zamanında. Gece yırtıcılarıdır. Onları avlamak için gece dalmanız gerekir. Anlıyorum. Bu yarışma banko için kolay olmayacak. Hallederiz be. Aa, kalamarım varmış. Gece dalmışım. Sarımsağım yok. Ulan o kadar şey dedik, sarımsaktan patladık. Daha iki gün yok muydu? Bir dakika. Bir çiftliğe gideyim geleyim hemen. Zaten gece dalmadım. Yemek pişireceğim diye. Bak hele. Bunları sabah bakar şimdi. Şimdi bu neydi? Grönland köpek balığı. İki tane ekleyelim. O da tedarik diyelim. Bir tane ekle. Hayır, daha fazla harcayamam. Ananı satayım, hepsini bitirdi ya. İyi ki bir şey yükselt dedik. Güzel, başla. Gel. Hemen geliyor ablam. Afiyet olsun. Oğlum ne yapıyorsun? Çok doldurdun. Geldim. Thank you.
neresi kaldı? Onun o kokteyllere dolduruyor. Bunlardan birisi ister mi sorumuza? Allah bereket versin. Aç ve iki kalbi eksik. Ha. Al bunu diye aç. Damla bu bana ne kazandıracak ya? Ay pardon. Gözümü oluşturdum ya. Başarım var. Ay başarımı ne? Hepsini mi? Desene sen ayva yemişsin. Hoş geldin. Ya yayın saati yok. 5'te kapattım. Yatağa gittim de uyuyamadım. Böyle geldim. Şu an yayın açan ne kadar oldu? 2 saat olmuş. Ünlem süreydi ya. Bir de onun şeyi. Ben uyumuşum. İyi geceler. Çalışıyor mu hala bilmiyorum. Ünlem süre. Oha! Yani ondan olmuş. Hmm.
Bunlar daha yavru. Tamam. Kediyi beslemedim. Kediyi beslemem lazım. Ya sen büyümeyecek misin ya? Artık büyü. Bunu büyümeye niyeti yok. Patlayıcı bomba. Bir A versen olmazdı değil mi?